Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askeri üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada bir asker yaralanırken 13 terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehitlerden 22 yaşındaki piyade sözleşmeli Er Enes Budağ'ın acı haberi Manisa'daki baba ocağına ulaştı. Baba İkram Budağ'a verilen şehadet haberi sonrası şehidin ailesi ve tüm mahalle sakinleri hüzne boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken mahalle sakinleri taziyeye koştu. Şehidin Eylül ayında sosyal medya hesabından askeri kıyafetle paylaştığı fotoğrafının üstündeki "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın" paylaşımı ise dikkat çekti. Hain saldırıda şehit olan askerlerin isimleri de Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Şehit askerlerin isimleri şöyle. Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyen, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak.